Vatandaş bir ömür boyu çalışır, emek verir, prim öder ve sonunda hak ettiği bir emeklilik hayatı yaşamayı ister. Ancak bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki bu sistem emeklilerimiz için bir umut kaynağı olmaktan çıkmış, bir hayal kırıklığına uğramıştır. Vatandaşlarımız artık emeklilikte insanca bir yaşamı arar hale gelmiş, hayal eder hale gelmiştir. Dolayısıyla emeklilerimiz emeklilik sonrası nasıl geçinirim derdine ve kaygısına düşmüştür. Tehlike kapımızda, ateş bacayı sardı. Artık Filistin'de, Lübnan'da yaşananlar, İran'ın maruz kaldığı durum birebir Türkiye'nin maruz kaldığı tehdittir, tehlikedir. Bir taraftan arz-ı mev'ud tartışması yapacaksınız, bir taraftan da halen Tel Aviv'de Türkiye Büyükelçiliği açık olacak. Bu asla kabul edilemez. Bu tam bir çifte standarttır, ikiyüzlü tavırdır. Sadece meydanlarda kontrollü kitlelere protesto eylemi yaptırmakla, kafe mağazalarını bastırmakla olmaz. Bu noktada İran'ın İsrail'e cevabını anlamlı ve değerli bulduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bu kürsüden İsrail'in artık ülkemizi de tehdit ettiğini dile getirdiler. Değerli arkadaşlar, haritaları yeniden keşfetmiş gibi davranmaya gerek yok. İsrail'in, ırkçı siyonizmin bölgemiz ve ülkemiz üzerindeki hedeflerini yeni duyuyormuş gibi davranmaya gerek yok. Erbakan hocamız 2000 yılından 2010 yılına kadar neredeyse bütün konuşmalarında ırkçı siyonizmin hedeflerini, BOP'un amacını dile getirdi. Amacın önce Afganistan'ı, sonra Irak'ı, sonra Suriye'yi, sonra İran'ı hedeflediğini ama esas amacın Türkiye olduğunu adeta bir mıh gibi kafamıza çaktı. Bunu yeni duyuyormuş gibi davranamayız. Irak ve Afganistan'da biz sizleri uyardık. Suriye'de uyardık. Ama siz bu uyarılarımıza iktidarınızı devam ettirmek adına kulak tıkadınız. Sokaklarımız güvenli değil, evler güvenli değil, iş yerlerimiz güvenli değil ve ciddi bir güvenlik kaygısı var. Kadın cinayetleri, çocuk istismarları, çocuğa şiddet inanılmaz boyutlarda artış gösterdi. Ve en önemlisi de toplumda bir cezasızlık algısı ortaya çıkmış oldu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da grup toplantısında bu cezasızlık algısından şikayet etti. Ama 22 yıllık bir iktidarın cezasızlık algısından şikayet etmek yerine bu cezasızlık algısına yol açan infaz rejimindeki düzenlemelerini, cezaevlerinin bir ıslah kurumu olmaktan çıkmasını ve suçla mücadelede verilen cezaların ve artık bir caydırıcı etkisinin olmadığını görmeleri gerekir. Narin Güran meselesi hangi gerekçeyle olursa olsun, ister siyasi ister ideolojik, hiç fark etmez. Bütün detaylarının açığa çıkarılması bizim boynumuzun borcudur. Şayet bu çıkarılmazsa ve toplumda böyle şeyler oluyor ve bunlar çeşitli gerekçelerle üstü örtülüyor algısı yerleştirilirse çok daha tartışmaları buralarda yapmaya devam ederiz. Bugünlere sizin dış politikadaki yanlış adımlarınızdan dolayı geldik. Bizi bugüne bir dün getirdi. Dünya bir gıda krizine doğru gidiyor. Ülkelerin bağımsızlığı tarımda, gıda üretiminde kendi kendilerine yeterlilikleriyle ölçülüyor. Ve Türkiye her şeye rağmen bir tarım ülkesi, canlı hayvan ithal edilmesine rağmen, hububat ithal edilmesine rağmen, bütün zorluklarla karşı karşıya kalmasına rağmen kahraman köylümüz köyünde tarlasını ekiyor, ekmeye gayret ediyor. Akademi kurmak, yani öğretmenlik mesleğinde normal lisans eğitiminden sonra bir de mezun olan öğretmenleri aynı zamanda bir akademi eğitime tabi tutmak, eğitim fakültelerindeki kalitesizliği tırnak içinde söylüyorum, tescil etmek anlamına gelmiyor mu? Bu durum planlamadaki büyük yanlışlardan kaynaklanan ve plansızlık neticesinde ortaya çıkan olumsuzlukların tam anlamıyla bertaraf edeceğiz diyerek sorunu daha çetrefilli hale getirmek değil midir? Uluslararası gemi trafiği verilerine göre son bir ayda 92 geminin Türkiye'den İsrail'e gittiği ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı'nın genelgesine göre İsrail'le ticaret yasaklanmışken ve herhangi bir istisna belirtilmemişken yasal yollarla gittiği anlaşılan bu gemilerin gidişini iktidar partisinin izah etmesi gerekir. Bir taraftan ameliyat yapmıyoruz denilerek, diğer taraftan da göz göre göre bu işlerin olması hükümetle İsrail arasındaki ilişkilerin gerçekten düşündürücü boyutta olduğunu gözler önüne sermektedir. Öğretmenlik meslek yasasında eğitimin problemini görüşürken şu tasarruf tedbirlerinden bahsetmemiz gerekir. Elbette pek çok alanda tasarruf yapmak gerekir, itibardan tasarruf yapmak gerekir ama eğitimden asla.